Evet, 4. bölüme hoş geldiniz. Bak diye giriyorum kameraya. 4. bölümde ne var acaba Gamze için yani? Şu an Manisa'dan İzmir Efes'e geçiyoruz. Efes Antik Kenti'nde Melike Şahin konseri. Antik geze geze içimiz dışımız bir oldu arkadaşlar. Ayrıca Antik Kent'te Deneyim Müzesi'ne girebilirsek oraya gireceğiz. Evet. Daha önce geldiğimizde kapalıydı. Biliyorsunuz biz kültürlü insanlarız. Müzeydi, Antik Kent, hep böyle yerleri geziyoruz. Bakalım bu süreç ama nasıl en güzel olacak? Konser olacak. Pardon, düşüyorum. Heykele bak, heykele kanka. Şu an İzmir Otogarı'na geldik. Tuba ufak bir kaza geçirdi. Ufak mı? O bildiğin otobüsten. Ve Selçuk'a gitmek istiyoruz ama geç kaldık. Dolmuşu da bunu muayene edeceğiz derken otobüsü kaçırdık. Şimdi bir uygulama kullanıyoruz, ona gülüyoruz. Taksiciye diyor ki... Uygulamadan yazışıyor, neredesin? 10 dakika diyor, bekler misin? Bekleriz, bekleriz. Ama ücretinizden keseriz. Ama şaka şaka. Uygulamayı kullandıktan sonra diyor ki bizi Selçuk'a götür. O da oradan bir rakam atıyor işte, bir fiyat. Sonra adama diyor ki sanki adam babasının arkadaşı, neredesin diyor adama. Adam diyor 10 dakika bekle diyor. Çok ağırdı, oturak mı? Ne diyor, cevap yapıyor. Siz otobardasınız da. Hey, yok ya şey değil. Peronu söylüyor. Sarı taksilerin oradayız. Evet, şimdi Selçuk'a geçiyoruz. Bak arkadaşlar, şimdi de Selçuk'tayız. Yani Manisa'dan Selçuk'a geldik. Yeşim Hanım İzmir'den İzmir'e gelemedi. Asolistlere sunuyor. Böyle yani bir yerde in, bir yere de taksiye bin, para ver yani. Ver. Asolistlere sunuyor. Ver yani. Alış mı var? Bu birleşimin sonunda, bu birleşimin sonunda Üç Güzeller tatilde Güneydoğu benimlere çok yakında geliyor. Maddin kablo aşan ama sakatım ha. Sakatım. O anı mı çektin mi? Yeşim'i aradım şimdi. Yeşim hadi gel, biz köfte yiyeceğiz, sipariş vereyim mi diye. Telefondan sipariş veriyor. Ekmeğim iyi gevretsin. Köfte iyi pişsin. Bu saçlara ne olmuş? Canım 2 kafilim. 4 tane köfte. Kafilim yok benim. Ne oldu? Saçlar koptu. Bu saçlarım koptu. Ucu yok. Yandı. Şey boyuna. Ya, günaydın. Mali 4 kişiyiz ya. Ya siz ne mali kafir. Sen bir de erken mi? Allah'tan geç geldik yani. Erken gelseydik ya, böyle 2-3 saat bekleseydik onu, ne olacaktı sence? Telefondan köfte siparişi veriyor, bir de gülüyor tam ya. Ne olacaktı yani geç gelseydik? Ben sevmem böyle şeyleri. Böyle insanlarla ben arkadaşlığımı uzatmam ama bu böyle olmuş, böyle. Uzadı. Ne? Sen de düzgün in merdivenden. Top boşluğa atladım, anlamadım ki. Arkama bir baktım kız yerde. Ha, en son şeyi hissettim, tık 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 tık. Onu duydum ha ben, tık tık tık. Ama canım nasıl ya, ben çok acıdı. Tuba kalkmıyorum da. Kalkmıyor mu? Lan canım acıdı, nasıl kalkayım? İnsan ol. Sen niye kaçıyorsun bu düştü? Baktım, kaçmadım, çantaları koyacağım, koydum şimdi çalınır diye geri yanınıza kaldım. Da gelmiyor. Çantayı çalsana olacak. Bak ya. Ben bir insanın üzüntüsü ve mutluluk anında ne yapılacağını bilmiyorum. Kaçıyor. Nasıl bir destek olacağını bilmiyorum. Geleceğiz, yükleyeceğiz, götüreceğiz yani. Niye, hayırdır ölmüş mü? Kızım, İnsan Kurtuluş Savaşı'nda kurşun mu yemiş? Sana bir şey diyeyim mi? Yediğim sırtımdan mı? Bu bana diyor ya, nasıl? Bu düşseydi ambulans çağırttırırdı. Kendisi de düşseydi emin ol helikopter çağırttırırdı. O diyecek, kaldırın beni buradan da götürün de. O daha benden beter. Nasılsın? Efendim yeşim. Gamze bir şey söyleyeceğim. Karşıdan karşıya geçiyor muyduk? Ya ne karşısı? Belediyeden dümdüz gelsene. Şimdi hani bir garajlar var ya, belediye neresi? Karşıya geç, aynen. Karşıya geç. Garajdan Selçuk Belediyesi'ni görüyorum. O belediyenin neresinde? Belediyenin hemen sol, hemen ileriki şeyinde, sokağında. Hani karşıya yolu... geçiyoruz ama değil mi? Caminin minaresi var kısa. Evet, ha, onun yanı, onu minare. Sakın karşıya geçmeyeceksin, asfaltın karşısına. Ya şu küçük cami minaresi var. Aynen. Sen gel, sen gel. Dur, çıkıyoruz yola be. Nerede hani? Cami nerede lan? Şunu diyor ha. Tam sen direkt
cami minaresi ha. Direkt camiye gel desenize, niye ona laf anlatıyorsunuz? Zaten anlamıyor bunu. Valla karşımızda şöyle. Yeşim şuradan hızlı hızlı nasıl çıkacak? Bakın yemek var ya işin ucunda. Yeter ki ona yemek de. Bir şey söyleyeceğim. Ben hemen adam şey otogar burada değil mi? Şu ileride. Ben bilmiyorum. O niye gitti? Onun şu geride otogar. Bak terbiyeli konuş kadına. Bir şey demedim ki ben. O da gel baba baba baba. Ben bir beklemem. Çantasız da gelmiyor ha bak. O değil. O mu kız? He o o. Ohay. Yeşime ne olmuş? Kilo almış. Yeşim kilo almış, tanımadım ha. Yüzden kilo almış. Yeni botoks yapmış. Gördün mü saçını düzleştirmiş. Niye? Melike Şahin yanına mı girecek? Ya şey onu saklıyor ya, hani onun saklaması gerekiyor. Arkadaşlar Yeşim kilo almış. Kilo mu? Ya, ya da giydiğin pantolon sana kilolu göstermiş. Nasıl sizi buldum, yakaladım? Bu bok oldun Yeşim. Takip ediyorum. Bak. Otogar nerede? Tam şuradan adam biri dedi ki burası meşhur ama dedi ora kapalı bu saatte dedi. Dedim, o zaman karşı mıydı? Karşıda da muhane Canifar Minaresi küçük görmedin mi? Dedim o zaman orası. Şöyle koyabiliriz çantanı. Yok, hoş geldin aramıza. Nerede? 3 bölüm sensiz çok güzeldi. 4. bölüme girdiğin için sağ olasın. Gene ben siz çekebilirsiniz sorun değil. Çekebilirsiniz güzelsin. Harbi ama kilo almışsın ya da yok, kışlık yok, giyindin diye mi? Olabilir. Daha güzellerini çekin hayatım ben siz. Tahıntı. Sen onu dedin ya şimdi 500 kere onu söyle. 500 kere. Kimde hastalık bulaşıcı? Bipolar. Değil mi? Hastalıklar bulaşıcı olurmuş katıldığın insanlarla. Benim hastalığım hiç. Sen hayır hastasın zaten belli bir durum. Tipi niye kayıp? Tuğba otobüsten düştü, haberin yok. Sırf Yeşim burada yemek yedi, sevdi diye yine buraya geldik ama biz de çok sevmiştik. Çok teşekkür ederim. Ben de sevdim canım. Hepimiz sevdik ama güzel ha. Bunun hayali ne? Koşa koşa geldim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben kendimi hayret ediyorum. Normalde yemeyeceğim yerlerde yemek yiyorum. Can içecekleri alabilir miyiz? Bak gene ne dedi duydun mu? Nasıl yani? Bu çocuk da kafa yok. Ben normalde takımcı değil miyim? He. Artık onu açtın sen. Ne yapıyorsun Gözde? Kediciklerimizi beslemeyelim mi? Kedi besliyoruz. Hasta herhalde. Kurban olurum sana ben. Onu yerim. Daha önceki beslediğin kediyle bu aynı mı acaba? O videolar keşke senin beseydi de baksaydık. Öncelikle. Şimdi Efes'e geçmeye çalışacağız. Şu taksi dolu mu acaba? Boş mu? Ya ne? Araç. Şu an Efes'e geçmek için yine taksi olayına girdik ama bakalım. Yine aynı uygulamayı kullanacak şu an Tuba. Bu arada biz uygulamayla geldik arkadaşlar. Ücretini de dedik ve tanıştık. Adam Devlet Demiryolları'nda çalışan biri çıktı. Ve ortak tanıdığımız çok. Yeşim şu an olaya o kadar Fransız ki. Şey bir şey var mı? Neydi? O mu? Ne söyleme ismini. Ha tamam biliyorum. Reklam verirlerse yaparız değil mi? Talep çok yüksek o yüzden yok. Çünkü herkes şu an Melike Şahin'in konserine gidiyor. Taksiye bakayım şuradan. Bu araba çapa şimdi yürü. Şunu tutun kızı. Evet şu an valizle konsere giden ilk insan olarak sanatçının dışında tarihe geçiyor. Melike Şahin görsün bu eziyetlerimizi de bir kere bizden tanışsın. Kıyafet mi değiştireceksin orada? Bilmiyorum sahneye mi çıkacağım? Ben de çıkacağım. Bu saate kaldınız hala dolmuş bekliyoruz. Efes'in ne ışıklarını çekebildik, ne Efes'in deneyim müzesini gezebildik, ne Efes'in E'sini gördük. Tamam Gamze sen niye panik yapıyorsun ki? Bizim amacımız da olsun. Yollar tıkanıymış. Çok yığıntı varmış kadına. Yığına yani fazla. Yığıntı. Taksi bile götürme. Sen, bir seni tanımıyor Türkiye'de Melike Şahin'i. Bugün bakayım. Tanışacak kendisi. Bugün ne yapacağım? Bir tek diva yorgundan başka hiçbir şeyini bilmiyorum. Onu da verip sahneden. Aynen öyle vallahi. Nasıl ya? Gerçekten. Vallahi bilmiyorum. Hiç. Hiç bilmiyorum yemin ederim. Yani şurada yanımdayım mesela Melike Şahin geçiyor diye. Gerçek. Evet. Sadece biraz güzel değil. Ay güzel kız. Senin hafif tatlı. Her şey güzellik yapayım. Değil. Espri yapıyorum canım.
O kadın elinde bir tane şu an kedisi köpeği var, adı Efes köpeğinin. O köpeği sokağa atmışlar, sus köpeği. Onu bakım evinden gitti, aldı köpeğin. O zaman seviyorum. Köpeği aldığındaki halini gör, şimdi gör. Şu andan itibaren sevmeye başladım. Evet, Efes de Melike Şahin'in fotoğrafını da bırakıyorum. Kendi stand-up'ına bile böyle gitmedin Gözde. Gözde. Ben kimim kız ki canım Melike Hanım'ın yanında? Bir şey söyleyeceğim, bu sürekli kıyafet falan mı değiştirecek? Ne bu böyle? Rengarenk ışıklarla beraber kıyafetim de değişecek. Melike'den daha çok sen değil. Konser alanını şuradan göstereyim. Birazdan buralar insan kaynayacak, insan. Evet, sonunda o valize koyacak yer buldu. Çok teşekkür ediyoruz. Efes Restoran'a teşekkürler. Görüşürüz. Erken başladınız içmeye. Şaka bir tarafa. Beklemeyelim diye şu an bu kafede misafir ediliyoruz. Kardeşim bize kahve ediyor. Bakmadın. Kız hayatında ilk defa bir üstüne oturuyor ha. Bara. Nasıl bir duygu? Güzel. Bizim Ali'nin evinde de var burada. Bak daha önceki geldiğimizde bir tane bayrağınızı alıp çantamıza koymuştuk. Bak şimdi çıkarttık. Afiyet olsun abla. Sağ ol canım. Biz sizi tercih etmiştik. Hatta biz bir şey istemiştik de bizim oradan bardak derlerdi. Bunlar bize yarım çay bardağı getirmişlerdi. Abi kahve mi getireyim? Gözde ne yapıyorsun? Melike Hanım'a. Mektup yazdı kız kadına. Şey yap. Arkaya şuraya da hesabı ödesin. Çok olduk ama biz. Bant da geldi. Bir de poşet, bir tane poşet. Eczane poşetimiz. Belim kırıldı ya. Sağ olsun Gamze ilaç aldı. Güzel o poşet. Poşetin dışına yapıştır Gözde. Hemen okuyabilsin. Vallahi çay gönderiyor bakın. Bize bunu kadının kafasına mı fırlatacağım? Neye fırlatacağım? Saniye. Kız olmaz. Ayıp. Şunu şöyle koyayım. Çekelim. Ne yapıyor? Ya siz aldık. Sevmek böyle bir şey. Ay hayatta hiç mi insanı böyle sevmedin? Git o zaman. Nereye gidiyor? Sıraya bakın arkadaşlar. Uçsuz bucaksız. Kız sırayı gördün mü? Efes'in akşam haline bakın. Işıklara yetişemesek de bu yolu ışıklı görmek nasip oldu. Bak hiç tanımıyor ama bizden önce gidiyor. Yeşim abla tank konseri için çalışmalara başladı. Yemin et. Bu var ya bu. Gözde bu biletin bugün davetlisi. Bu bilete Utku Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol Utkucuğum, teşekkür ederim. Gözde artık stand-up biletlerini de bu biletten sat. Evet. Evet, yapalım. Yapalım, tamam. Evet. Utku'yla konuşarız, Utku var zaten. Tamam. Utku istesen yapımcılığımı da yap, yapımcılığımı. Şu antik kentin güzelliğine bir bakın. Evet. Çok heyecanlıyım. Buraya aylar önce gelmiştik. Ben acaba burada bir konser izler miyim demiştim ama bugün bu bilet sponsorluğuyla Melike Şahin'i izleyeceğimi hiç bilmiyordum. Sürpriz oldu. Gözde için de. Efes'te böyle ışıkların içerisinde gezmek nasıl bir duygu? Çok heyecanlı. Bence akşam daha güzelmiş bura. Ne? Tuba'cım düşme. Aa, ben dikkat et. Yine düşer, tutun diyorum işte. Gel kızım. Gel. Gel. Abi Ruhu artık dahil olmak. Şuna bakın ya, çok güzel. Türkiye'de kültür varlıklarının böyle aktivitelerde kullanılması çok güzel. Ama insanlarımız zarar vermedikçe. Yeşim düşecek. Gel. Hop, hop. Teşekkürler. Bir
şey söyleyeceğim. Fazla yakın değil mi? Hayır. Şimdi bir laf var. Hani çok affedersiniz ama söylemeyeyim ya. Söyle, bulduğunda söyle. Buluyor musun? Hayır, çok güzel. Çok, çok güzel. Güzel. Arkadaşlar bakar mısınız? Hop. Takata. Gözde. Bağıracağım ha. Hayır, hayır. Hayır gibi. Kız bakın iyi ki bunu da fenomen etmişik ha. Sayesinde. Vallahi sorarsan ben derim. Vallahi hiç bana teşekkür etmiyorsun. Ama bak teşekkür ediyoruz. Melike'yi tanımıyorum ama senin sayende seveceğim. Şu lafı söyleyip durma. Ama bu da bir şey işte, senin sayende seveceğim. Ama aramızda en şanslısı kim söyleyebilir miyim? Söyle. Tuğba. Köpek. Güzel bir şükürlük. Gözde şimdi hatırlıyor musun? Bak buraya geldik. Şu köşeye. Şu köşeye Yeşim'le sen geldin. Buraya baktın. Allah Allah dedim. Bura dedim. Böyle dedim. Nasıl dedim. Hatırlamıyorsun hiçbirinde. Hatırlıyor musun Yeşim sen? Ben hatırlıyorum. Ben bura yok ben. Bura bende yok. Çünkü niye yok biliyor musun? Bu taşları falan çok sevmediği için. Taşı niye sevmiyorsun ki kanka? Yani böyle yerleri çok sevmiyorsun sen. Gezme anlamında sevmiyorsun. Konserden bahsetmiyorsun. Ben konseri severim. Onun evet. Denizi severim. Ha, her şeyini ha. Bak mesela şimdi bana de ki o gittik ya Fethiye'ye. Ha. Her yerini bulurum. İşte ha. O yüzden hatırlamıyor. Dedi ki keşke burada stand-up yapsam dedi. Buradaydı. Ha ora buraydı. Bildim. Tamam. Sırtımızı yasladık arkamıza. Oh. Keyfimiz ellere dert oldu. Tuba keşke sırtın yar olmasaydı sen de yaslanırdın. Tuba'nın keyfi yok. Düştüm Tuba yani. Yani şu bin kişi alıp kafamıza neyin düşmez Tuba. Bize olur, denk gelme bak Tuba gene sana denk sağlam geliyor. Sağlam bir kafam kaldı o da gidecek. Gene Tuba'ya denk geliyor. Vallahi geliyor. Ay, konsere canım. Yaklaşık 15 dakika kaldı başlamasına. Sırtımıza. Bakın. Tıklım tıklım. İlkinde yapamamıştı ama siz yapamadınız. Evet, beklemiyorduk. Yapalım mı? Çok güzeldi ya. Ha? Biz bir küçük, hani ben sürpriz gibi bir şey yaptım da. Hep öyle, yani nasıl anlatacağım bunu? Hep aynı söylüyoruz ya şarkıları. Akustik dinlerken provada aklımıza bir şey geldi. Ya acaba böyle mi bitse ya? Anlat onlara. Yüzyıllardan sonra hani ufak tatlı bir değişiklik. Ve çok çalıştım ben bunu yapacağım diye ilk Efes konserimde. Yapamadım. Az önce öyle gelişine vurdum. Belki gelen olur diye. Kim bilir geldi. Gelenler oldu, kalanlar oldu. Tekrar yapmayalım ya. Tadında bırakalım bazı şeyleri. Duyguların da bir sonu var ya, değil mi? Tek tek tek
Kara çok kış. Soğuk kış gelmiş buraya. Adana'ya gitsen şimdi klima açarsın. Şimdi kameraman düşerse görürsünüz zaten. Düşme aşkım, niye düşüyorsun? Sen de beni almak kıracak şimdi belini. Çok güzeldi. Kameranın çıkışı bir saniye. Bezimizi ara ver. Rangı bezi var, krem var. Ay şuraya bak, vinç de düşmeden gidiyoruz. Vinç zaten düşse Melike'nin üstüne düşecek. Neşin gerçek beğendin mi? Vallahi beğendim. Kadın, güzel miydi? Bir şey söyleyeyim mi? Kadın çok güzeldi. Sahneye çok yakışıyordu. Cilveliydi. Şarkıları çok güzeldi. Sözleri kendi yazıyormuş. İlk defa dinledim şarkılarını da. Çok güzeldi. En çok Veda abi sen en çok beğendim. Ne ağlarsın benim kendisinin olmayanı yani. Onu beğendim. En çok bunu beğendim. Bir başka? De, bir de böyle nakaratlarına bildiğim şarkılar var ama hatırlayamadım şu anda. Onlar güzeldi. En son söylediği şarkı güzeldi. Kuytuda buluşalım mı ne vardı ya? Fena değildi. Ne kadar yakıştınız antik kente? Antik kent bize yakıştı. Ben de o sahne. Evet, şimdi bu gecenin bu saatinde biz Efes Antik Kenti'nden nasıl İzmir merkeze gideceğiz henüz bilmiyoruz. Ya sizi tanıyorum sanki. Bak ne diyecekti biliyor musun? Affedersin, bizim fotoğrafımızı çeker misin diyecekti. Şimdi seninle fotoğraf çekilecek. O da olur. Biz de sizi Melike Şahin sandık. Yani sadece elbisen benziyordur. Keşke. Yo, siz de çok güzelsiniz. Şurada bizim bir çekelim. Ah tamam. Maraton başladı bak. Şey, bizi konu yapmazsınız herhalde değil mi? Şu an konu oldunuz bile çoktan. Öyle mi? Yok. Her şeyin bir bedeli var dedi kadın. Evet. Siz fenomensiniz değil mi? Evet evet. Evet. İyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar. Fenomen'e fotoğraf çektiriyorlar. Hadi. Peki şöyle alabilir miyim? Keşke yani. Keşke onları alsan. Sütünü alayım. Neyi alayım? Şuradan alabilir miyim? Beğenmiyorum. Bizi şeyde çektiğin gibi. Ana Varza'da böyle taşlar yan yana çıkacak gözle. Bak şuradan derinlik al bak. Derinlik al. Şuradan derinlik al. Tamam, tamam. Şöyle. Anam düğün çekimine gitti. Yok bu fotoğraf çekti arkadaş arkadaki. İyi mi Gamze? Kardeşim var Zeynep. Ne oldu? Bak, ayıp olmasın diye benimle de çekilin. Hayır ya. En son neyi izledim biliyor musunuz? Aşkım çektim tabii ki. Çekmem misin? Yolda paylaşıyorum. Şey şu iki çeşit yemek patlıcanı ertesi gün. Oo, karışık kızartma. Ama ben bunu yeni izledim. Dün ya da iki gün önce falan izledim. Gözde askerler geldi. Son bir tane. Kız silahlı adam. Almıyorum videoya. Rahat olun. Gözde. Ama ekonomik kriz şu an daha bir pik ya. Ben onu yeni gibi düşünmüştüm. Onu iki yıl önceden beri bizim ekonomik kriz bozuk olduğu için. Çoktan bozuk doğru, olduğu için. Gözde bura çok güzel değil mi şu an? Ama ışıkları kapatıyorlar. Bilce. Tasarruf yani, kapatsınlar. Şu da sakat sakat iki çantayı tutuyor, düşecek yani. Ver topa çantanın birini. Ayağın başa taktın. Yeşime bak hele, dört nalla taktı. Tuba bak arkadan kimler geliyor. Bu memleketin emektar komandoları, askerleri. Biz bugün bu konseri bile izliyorsak bak onların sayesinde evet. İzliyormuşuz gördünüz mü? İyi ki var, Türk gizli saklı kuvvetleri. Bir şekilde bizi koruyorlarmış. Mustafa Kemal'imizin askerleri. Neydi kız? Bunlar yok neydi? Ne oldu? Hanım taksi dolu şoförüm. Versinler ana. Biz alıp bırakıyoruz. Araya kayın. Aa öyle bir uygulama da var. Bakayım mı ona? Biz sürüyoruz gidiyoruz. Evet sonra arabayı bırakıyorsun. Gerçek. Vallahi. Alak çalak araba. Dur. Varsa bakak dur. Bir sen neymişsin anam? Dur bekle bakayım. Tuba level atlamış ha. Öğrenci olmanın şeyi faydaları. Yeşim'e bak. Şöyle bir eğil. Yeşim ne arıyorsun? Anam şoför yok. Şoför yok. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar nereye gitmiş ya?
arabaları terk edip buraya evlerine falan mı? Acaba o bir başka daha çok araba vardı da onlar götürdü mü yolculuğu? Taksiyi acaba kendimiz mi kullanma? Otobüste gidiyor ha. Kaldı kaldı. Ama otobüste gidiyor. Burada yata. Böyle. Bizde kıyafet çok göremiyorum. Kostüm engel yok. Kostüm var değil mi? Çay ne oldu çay? Bilmiyorum çay. Bilmiyorum çayı içti mi acaba? Öldü demleyip demleyip. Niye arasın kız? Arasın ne var? Biz o sağırıyor. Yok aramıyor. Ne? Aa vallahi şöyle kısa bir mesafe içerisinde vermiş. Geldim. Şu an ne yapıyorsun Tuba? Size saatlik araç bulacağım. İhtiyacına göre arabamızın TC'si MC'si yazıyor. Dolandırın mı? Yemin ederim bir şaşkınlıkla bakıyorum. Adıma kredi çekmesinler. Aşkım kusura bakma o zaman. Oo, hadi hadi özgür. Ya hadi şunu otobüse binek ya. Şimdi evdeydik ha. Saçmalama. Ne saçmalaması? Bindi gitti işte. İzban'a da bineceğiz sonra. İzban yok. Otobüse bineceksin artık. Onu, pardon onu oradan taksiyle gideceksin. Şu mu senin TC'nin? TC. TC MC git de atam. Atam. Sen kahveyi yatam. Garajlarından taksiyle gideceğiz aşkım. İnerken dikkat et. Senin de başına gelirsin. Yeşim, inerken dikkat et diyor otobüste. Gözde, otobüse bindik ama önce Bursa'ya götürüyormuş, sonra İzmir'e. Zaten biz İskenderiye döneriz. Nedir yani? Gecenin 12.30'da şu halimize bak. Ne biçim zenginsin kız? Kız arabasız gelmek hiç mi? Arabanla şey niye gelmedin? Arabayı aldı, kapının önüne kilitledi, kocası işe gidip geliyor. Adana'dan İzmir'e nasıl arabayla geldiğinde? Uçakla geldi. Benim bir acıktım ya, kraker falan. Ben kokoreç yiyeceğim. Kokoreç mi? Yarım saat gideceğimiz yolda utanma. Niye utanma? Merak etmiyor musun? Ne? Ne? Yarım saatlik yol gideceğin utanmadan kraker kek mi istiyorsun otobüste? Otobüs muavininden diyor yarım saatlik yolda kraker kek mi isteyeceksin diyor. Piknik masamı açtım. Ben peynirli kraker, sen çikolatalı bisküvi, sen de kremalı bisküvi al tamam mı? Tamam. Ay şu var mı? Sen ne alacaksın? Ne var ki? Yok ki. Kahve içiyor Gözde'ye bak bu saatte. Kahve içecek Gözde'ye bak bu saatte. Tuğba. Allah Allah'ım sevgi buluyorsun. Yarım saatlik yol için hiç utanma tamam mı? Yok yok anca. Para verdik. Gelmez. Gelmedi. Baştan başlıyoruz. Ne yapalım? Bizim buraya sıra gelene kadar yok. Herkes farklı bir bisküvi alsın. Ortak yiyelim. Ben şunu anlıyorum. Şu an bunu izleyenler Üç Güzeller tatilde izlediğini sanacak ama şu an Üç Güzeller tatilde izlemiyorlar. Üç Güzeller tatilde 26 Ekim'den sonra yeni bölümleriyle Güneydoğu'yla. Neydi? Vlog bunlar, vlog. Vlog çekiyorum canım. Melike Şahin konseri etmesin. Tam işte sen ne? Eve gidince ölürsün yani kahve içip sabaha kadar oturmasın. Gözde ne diyor, duydun mu Yeşim? Yeşim'de kalacağız ya, Yeşim'in İzmir'deki evinde. Evet. Sabaha kadar oturma diyor, hemen yat uyu diyor. Ona mı soğuk? Beni ağrıyor. Hiçbir şey içmeyeceğim ben, sen? Yok. Bisküvit al, bisküvit. Bisküvit ne var? Biskrem. Öbür ülke. Marka söyletme bana. Gözüm görmüyor ki. Şu şeyi ver bana. Beyazı. Teşekkür ederim. Bak tam buradan düştü bak böyle. Tak 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 tak. Oğlum öyle değil mi? Ben ne korktum şimdi? Ben... Yeşim düşme ya, dikkat et ha.
Her yerden tutun ha. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Bir günde neler yaşadık, konseri var, kavgası var. Bu ne ya? Şu an kavga var karşıda, çekemeyeceğiz ama. Bir şey de vardı, neyi vardı az önce? Az öncekini söyleyeyim. Şunlara yazık, şunlara. Telimiz ha, bize imreniyorlardır bence. Ne güzel gün, aslında çok güzel hayat yaşıyoruz. Kavga, dövüş, konser. Yani... Şu an var ya, film yalan, afişi yalan, gibi duruyorsunuz. Evet, yalan yalan. Herkes ölmüş gibi duruyor şu an. Evet arkadaşlar, 4. bölüm, yani bu videonun da sonuna geldik, vlogumuzun. Artık bundan sonra da Güneydoğu turunda görüşmek üzere. Sen mi karar veriyorsun diyor. Bence ev arkadaşı falan mı acaba? Bilmem, beni mi satıyorsun diyor. Seni satıyorum evet diyor. Sus tamam. Aa çok ayıp. Onlar öğrenci, hadi gidelim. Sabahtan sana söylüyorum dedim, motor geçti. Tamam Eva. Nerede kalacak? Yeşil sen nerede? Alkolün verdiği cesaret ha. Alkolün verdiği tek içmeyin gençler, okuyun. Alkol, sigara, bak ne hale sokuyorsun. Saat 2 ne gereği var böyle kavga ediyorsun? Yazık, öğrenciler insanlar beraber kalıyorlar. Ya biz de kalkıp mı geldi, yazık. Ben ya utanırım ha. Kalk derken kaçıyor. Vlog'u kapatmıştık ama bunların bu hallerini de görün. Vlog'a devam ediyoruz. Bak tiplere bak. Mal varlıklarını bölüşemiyorlar. Şu valiz. Ne Uşak kaldı, ne Afyon kaldı, ne Manisa kaldı, ne İzmir. Bundan sonra daha bir de Adana gezecek. Adana yetmeyecek. Güneydoğu, Mardin, Diyarbakır, Urfa, her yeri gezecek bu valiz. Kutsal valiz. Evet, Elif'in kısmetini açıyoruz. Niye? Elif de artık videoda. Yeşim'e benziyor mu? Bak bu Yeşim'in kızı Elif arkadaşlar. Annesinin prensesi. Kendisi fly hostess. İngilizce öğretmeni aslında. Düşük gördüm herhalde hostesliği. Ama asıl kızın mesleği İngilizce öğretmeni. Ama yapmıyor. Ama işte hostesliği tercih etti. Onu seviyorum. Bak ne kadar asaletli oturuyor, görüyor musunuz? Bak zengin. Evi olacak, arabası olacak arkadaşlar. Güzel bir mesleği olacak, gezmeli bir mesleği olacak. Kıskanç olmayacak. İyi olacak. İyi alışveriş yapacak, paraya sahip olacak. Kız öyle bir koca bulsak biz de alırız, boşanırız. Aha kocayı boşadı Gözde. Tabii. Gözde bulsan almam öyle bir koca. Ne gibi? Az önce bahsettiği şekilde. Zengin. Hiçbir şeye karışmıyor. Yedirecek mi o var? Senin kendi. Senin kocan karışıyor mu kızı? Eyüp abinin Hayır. sesi çıkmıyor. Benim Allah'a bin şükür. Hep benim kendi annem ha. Şimdi benim kayınvalidem yok zaten. Annem hep der ki seni Kadir gecesi doğurmuşum. Niye anne böyle bir kocaya denk geldin? Düşün. İnsan der ki damadına der. Ama senin kocan iyi, sen kötüsün. Sen kötü müyüm Gözde? Bana göre yani hep ye, hep gez. Ama sen bir de pintisin. Ben. Değil mi eşit? Annem pinti mi? Yani beni pinti yaptılar. Ben bilemedim ne desem. Maalesef. Galiba öyle. Ay. Kızım. Şimdi ne diyeyim çocuğum sana? Ay ben yandan yudum alabilir miyim? İnşallah tostun güzelliğine bir bakın ya. Evet, ayran da çok güzel Gamze. Gözde bir yudum aldırmayınca almak zorunda kaldım, parama kıyım. Almam, azdan azı olmaz. Yaralı ceylanım senden. Burada hamsili tost istiyorum. Yok hamsili tost, daha fakir. Bugün fakir yemeği, salçalı tost. İnşallah çıtırdı. Ya gençte çıtır başına, her yerde çiğ. Kağıda satmış. Şükrene bak. Bana verseler de bahçeye koysam. Ne güzel olur. Ne oldu? Kapalı mı? Ne oldu? 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 Ne old
Biz konuşamadık kız. Bu ne, kapalı günü yok muymuş? Pazar ve pazartesi kapalıymış. Bugün ne kız? Merhaba. Merhaba. Müzeye gezecektik. Geçelim mi? Valiz de her yeri gezdi. Müzemizde eserlere dokunmuyoruz. Tamam. Resim, video çekmek serbest. Tamam. Bir de resim çekmek amaçlı dahi olsa sandalyelere oturmuyoruz. Tamam, tamam. Üst katımız da var. Tamam. Sadece burada oturarak resim çekebilirsiniz. Tamam, şuraya da gideceğiz. Yok, adam yok. Ay ben ama çok en çok dokunmayı ve oturmayı severim. Arkadaşlar, bu haberleşme odası. Tarihte tren yollarında, devlet demir yollarında haberleşme sistemi. Bakın, baktım. Trende bunlar var. Tak 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 tak. Telefonlara bak. Bunlar Gamze'nin eski hayattaki o sevgilileri. Bir tane var, bir tane var yani. Apolet diyorlar onlara. Apolet. Hı hı. Bak hesap makinesine bak yeşil. Sana lazım ha. Bak. Gelir gideri nasıl yazıyorlarmış? Bakın, en orijinal santralmiş. Önceden telgraftan önce santral vardı. Bunu takardım. Alo yeşil, kahveye gel. Bir sistem doluyor. Bak bu vardı, kulağına dayardım biliyor musun Yeşim? Bu da yine. Çok güzel. Devam edelim. Beni açtı, bunu şu an nasıl bir yer koyuyorsun? Bak bir tane öyle bir yer koyuyorsun. Dur dur, yazıyı okuyacağım bak. Kimi gurbete ayarladı, kimi sılaya. Bazen kavuşmayı çeyrek geçer, bazen beş vardır ayrılığa. Neyi gösterir peki? Ah neyi? Gar saatleri. Trenin geliş saatini. Ama hiçbir tren zamanında gelmez. Şuraya bak. Vay. Bak. Şapka çok eski bir şapka. Bu sende bak. Evet, çok bu soba mı? Şimdi bura cer odası. İnsanlığın tarihindeki cer neydi ya? Cer'in ne olduğunu bilmedim. Elektrik. Vagon bak. Tire. Geçin. Ay. Isınıyor. Bak önceden bu trenlerin önünde yanmıyordu herhalde ya da gaz lambası mı trenlerin şeyi. Bak bunlar eski defterler. Vantilatöre bak kız ne kadar güzel. Aa şuna bak. Gerçekten. Tam otantik yeni yere. Ay trenlere bak antik kişi trenleri. Kız çok güzel. Aha işte bak far gördünüz mü? Biraz önce gösterdiğim lamba duvarda. Hadi tavşan şeklinde alın şimdi. Arkadaşlar. Bak çekil de bir çeksin. Biz buraya Gamze için geldik. En sevdiği yer. Of şuna bak, ne ekspresi, ne Elif İngilizce var, ne ekspres bu? Avrupa. Avrupa, evet. Yaşın Avrupa. Incarnation. Tamam. Burada maket bakımı anlatıyor, vagonlar buraya giriyor, bakım yapıyor. Şuna ne güzel değil mi Yeşim? Şuna bak, bu vagon, bir vagon için. Evet, burası çok güzel. Böyle oturuluyor bu demek ki. Ama oturmak yasak. Çok güzel fotoğraf alabiliyoruz. Evet. Ben bozkurtu çekebildim de karakurt henüz çekemedim. Karakurt nerede? O galiba Eskişehir'de. Öbürü sırasında da. Bakayım yazar burada. Yol odası. Şimdi yol odası diye bir şey var. Orada kalıyorlar. Bak buralar tahmin edersin. Evet. Bunlar içinde kalıyorlar. Bakın nasıl canlandırmışlar çadırı Elif. Şurada herhalde eskiden mühendisler, bak şu biraz. Tamir ederken. Tokmağa bakın. İşte sana dedim ya şu işe. Tuba o gün dedim ya sana tabelayı çalak diye. Hangisi? Çalmaktık ya, yani çalmak demeyelim, ödül çaladık yani, ne var? Çalmak yok arkadaşlar. Bu da herhalde vazonu anlatıyor, takılmış.
Devlet Demiryolları gerçekten güzel işler yapıyor. Bu müzelerin daha fazla artması lazım. Tamam, merhaba. Evet, devam ediyoruz. Of, ne kafalar olur ha. Çok güzel. Şurada cımbız var. Ne cımbızı? Yok, şunlar cımbız değil mi? Cımbız mı? He. Saçmalama, pergel, pergel. Cımbızdan makinesi ne verecek? Kaç tane? Ben de peşine yapıyorum. Şurada da yemek yapıyoruz abi. Gel. Dışarıya çıkıyoruz. Bu ne ki? Suç. Bak. Esirgemez kimseden suyunu istasyon çeşmeleri. Babasının avucundan su içen küçük çocuk. Abdest alan yolcu ihtiyar. Elinde kelepçe mevcuttu mahkum. Söndürür yüreğindeki kor ateşi sularında istasyon çeşmelerini. Evet şimdi. Bunları Mazlum Beyhan diye biri yazmış. Buradaki fotoğraflar arkadaşım Hakan Yaralı'ya ait. 56548 kodlu Türkiye'nin son buharlı treni çalışıyordu, artık çalışmıyor. Onu Türkiye'nin her yerinde fotoğrafladı, böyle bakın. Bu bizim gittiğimiz şey değil mi? Bir yere gittiydik ya. Evet, o şu an Alsancakkar'da bu tren arkadaşlar, ama çalışmıyor. Türkiye'nin her yerinde bu treni hareket ettirip çalışıyor, fotoğrafları çekti. Burası da bizim rupamız. Altı ayak. Aa, dört ayak. Bak bu. Bir, iki, üç, dört. Ama buz o zaman beş ayak oluyor kanka. Evet, beş ayaklı köprüde çekmiş o treni. Aa. Belki altıncı ayaklar üç taraflarda gizlidir. Aynen. Değil. Bundan bir tane daha varmış. Bakın. Elif, beni alır mısın şöyle? O işte birinci bölümdeki, birinci değil, üçüncü bölümdeki altı ayaklı köprüyü çekiyoruz diye düşüp de çekemediğimiz köprünün beş ayaklı olanı. Bu fotoğrafta en çok beğendiğim fotoğraf neyi biliyor musun? Hı. Şu. O Belemedik Festivali'nin afişiydi. Sanki çizmiş gibi. Evet, Belemedik Festivali'nin afişiydi. O zamanlar Belemedik'te öyle direk mürek yoktu, mahvettiler mi? Evet, orada Belemedik değil ama. Bak burası. Çizme gibi. Çok güzel değil mi? Aynı zamanda Hakan Yaralı'nın. Kim bu? Şu fotoğraflar ne kadar güzel. Hakan Yaralı arkadaşım. Bak şu fotoğrafın anlamına bak. Ne güzel çekmişsin. Tarlada eşeği ayarlamış trenle beraber. Bunlar arkadaşlar fotoğraf için özel hareket etmiyor yalnız. Kameramanımızın telefonu çaldı. Fotoğraf için özel hareket ettirmediler bunu. Bazısı öyle, bazısı da film setinden. Mahsun Kırmızıgül'ün film setinden olan sahneler de var burada. Onun dışında Sinan Çetin'in film setinden. Yine Vakıf'ın diye bir film var orada. Bu bölüm hareket memurluğu bölümmüş. Yani Hakan'ın asıl mesleği de hareket memurluğu zaten. Ay, tren biletlerine bak, iyi. Ay bir şey söyleyeyim mi? Yani belki gene yanlış olacak ama... Bu Cumhuriyet ya, öncesi biletler. İyi ki Atatürk var. Varmış yani, iyi ki. Niye? İyi ki bize Cumhuriyet'i getirmiş. Diyeceğim tek şey bu, iyi ki. Elif yoruldu kameraman. Yemin ederim. Bu da Cumhuriyet sonrası biletler. İyi ki canım atam varmış. Bak bu bilet bir abonman. Hani kız? Şu an ne kadar kıymetli biliyor musun? Bak Sivas, Cemiyan. Ney bunlar? Bilet mi? Bilet. Önceden biletler vardı, böyle basardı hareket memuru. Bu da önce herhalde Osmanlı dönemindeki hareket memuru kıyafeti. Yolcu biletlerinde tamir ve telefon numarası veren alet. İşte bu aletle gezerlerdi. Tıkıp 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 basardı. Önceden istasyonların bekleme salonları böyleydi. Çok güzel, otantik. Yolcu panoları böyleydi. Bak eşya unutmayın diye verdiği şey. Bak bir niye tamam. Bir kitle eşya işte tamam. Tamam bir de 12 TL. 111. Vardı ama çok pahalı. Gözde. Gözde gel. Vagonların dahiline tükürmek memnudur. Ne demek? Yani tükürmek yasaktır. Hı. Vagon eşyalar, bak kör tabloya bak, sigaraya bak. Keşke şu an olsa da alsın. TCD'de sigaraya. Bekleme salonu, koltuğunun güzelliklerine bile bak. Bak var mıdır burası? Bak mıdır nedir, nasıl güzel? Koltuklar çok güzel. Ama bak bu da trenlerden önceden yemekli vagonlarda yemekler veriliyordu ya hani. Şimdi önümüzde ihaleyle verdiğiniz şirketler plastik tabakları, çatalları getiriyor ya. Önceden Devlet Demiryolları'nın kendi özel ürünleri vardı böyle.
görüyorsunuz. Likör takımı, kokteyl takımı, porselen, bakın hepsinde Devlet Demiryolları'nın eski logosunun mührü var. Bunlarla yemekli vagonlarda yemek yeşil verecek. Yeşil çatal. Bunlar da veriyorlardı insanlara. Evet. Kahve bunları kullanıyorduk. Kahve fincanlar, çanak mı? Şampanya, önceden Devlet Demiryolları bünyesindeki trenlerde sigara, alkol alınabiliyordu, şampanya seti falan. Yolcu kaparken içebiliyordu, şu an yasak ve plastik ürünler. Yeşil çatallara bak. Bunlar da Devlet Demiryolları'nın herhalde kazandığı ödüller. Adana Demirspor'u biliyorsunuz, demir yolcular kurdu. Bunlar Adana Demirspor'un oyuncuları 1961 yılındaki. Şu masanın güzelliğine bak. Bir gün görmesin. Demirspor'da bunlar mı oynanmış? Demirspor'da yolcular kurdu ya canım. Biliyorsun değil mi? Ha? Adana Demirspor demir yolcular kurdu yani. Bilmiyordu şu an herhalde. Matba diyor, matba ne yiyecek, sen söyle. Hep. Ne yapıyor yani, bunların bastı. Piyano. Oy, kuşak. Padişah attı. Oy, kuşak. Bak sardes, bakın ya sardesa bak Tuğba dünkü. Aa, üçüncü bölümde gezdiğimiz yerin o zamanlardaki fotoğrafı arkadaşlar, sardes. Sadece bu var. Biliyorsunuz devlet Türkiye demir yolları Padişah Abdülhamit zamanında geldi. Alman şirketlerle ülkemizin toprağın altındaki zenginlikleri kazandırmak amacıyla Almanlar devlet demir yolları Türkiye'ye demir yolu yapmaya başladılar. İlk hat İzmir Aydın hattıydı. O zamanlar çekilen fotoğraflar. Madem Cumhuriyet döneminde de bu hat uzadı da gitti. Pansuman malzemesi başlıyor. Ne? Yarana yer iyileşmediyse. İyileşmedik kız. Valla iyi gelecekse yapalım. Bir şey söyleyeyim, yaranı göstereyim mi? Bu ne kız? Arkandaki dolap mı? Evet. Yaranı mı gösterecek? Göster. Gel yarasını göstereyim. Görün halimi görün. İnanmıyor kimse bana, bak. Yaklaştır. Götünü çekme, getir. Çek çek, götümü de çek. Getir bak, burada da var pensmens. Ameliyat düştü, düştü. Ya. Ben günlerdir bu şekilde video çekiyorum. Daha bacağım sakat. Sevdiğim yeşil. Bacağım. Tuba taş. Beni böyle götürdü. Gelin hepiniz yanıma. Kim kim kim? Yeşim gel. Aa, hareket memuru. Komiser. Evet. Aradığım koca adayı ya hareket memuru olacak ya tren makinesidir. Evet arkadaşlar. Yapma, videonun sonuna geldik. Yapma Gözde, niye yaptın? Adam zaten üzüyor şu an bizi. Kimi yaptığını gördü. Rezil oldu. Unuttum arkadaşlar yasak olduğunu. Burada da rezil olmadık demeyiz. Başka bir bölümde görüşürüz. Sinirlerim. Yeşil zil çaldı. Trene geldiler. Gözde valizinden bir kiliseye gelmedin kalmıştı. Gel canım gel. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Bak gördün mü? Hayatın ilk defa mı kilise görüyorsun? Yok. Güzel. Gittik ya biz şeyde. Şimdi şöyle bir şey var. Her din kutsaldır. Evet. Her din kutsaldır. Gel git önüne doğru. Çok güzel. Bu video hiç bitmiyor arkadaşlar. Günah kapatıyorum ki. Anlatmak ne güzel, hiç tanımıyor. Anlatak gidelim. Dilimizi de anlamıyor zaten. Konuşacak konuşacak gidelim. Çiçekleri de getireyim mi? Çok güzel değil mi? Ay, ben çiçekleri eve kız getireyim. Elleme, elleme. Ayin var zar. Ne ayin lan? Kız otur, bilmiyorum. Oturulur insanlar otur. Ben ayin geldim. Boş kiliseye ya, mesela ayin yapılıyor ya, ben o zaman gelmek istiyorum. Ne kadar güzel. Niye alacak kitaplar? Hadi oturalım bir lan. Bu İncil. Tevrat, Zebur, İncil. Hazır olacağı zaman buraya suyu dolduruyorlar. Anglikanlar yapıyor bunu. Bebeği bunun içine sokuyor, çıkarıyor veya... Biz de kırıp çıkarırken leğene koyuyoruz ya. Başından aşağı dökerek bebekleri vaksediyor.
Daha önce geldiğimizde burada bir TCDD'nin müzesi vardı. Orayı gezmek istemiştik ama gezememiştik. Şimdi orayı gezeceğiz. Bunlar benden bıktı tren yüzünden. Bıktın mı Yeşim? Şimdi hep bizim dediğimiz olmaz ki, biraz da senin dediğin olsun. Teşekkür ederim, sağ olasın. Ne kadar uyumluyuz değil mi? Bizimle gezemeyenler profilimizde geziyor. Ay evet. Ama nazar değdirmeyin lütfen.